1957 yılında Trabzon'da doğan Ertürk ilk öğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini ise Ankara'da ve Trabzon'da tamamladı. Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk 15 sene gemilerde çalışmıştır. Bu süre içinde 3 harp gemisinin komutanlığını yapmıştır. 1996-98 yılları arasında ise Alçıtepe Muhribi'nin komutanlığını yapmıştır. Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, Yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı, Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır. 1985-87 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yaptı. 1988-90 yıllarında Deniz Harp Akademisi eğitimini alan Türker Ertürk, 1992'de Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1999'da Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji eğitimlerini tamamlamıştır. Ertürk, 2000-2003 yılları arasında Londra'da Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askeri Ateşçiliği görevini müteakiben 2003-2004 yılları arasında müteakiben 2003-2004 yılları arasında eğitim flotilyası komodorluğu, 2004-2005 yılları arasında da Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerini yapmıştır. 30 Ağustos 2006 tarihinde amiralliğe terfi eden Türker Ertürk, 2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yapmıştır. Bu görev esnasında ülke çapında bir sosyal sorumluluk projesi olan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nin yapılmasına öncülük etmiş ve lokomotif gücü olmuştur. 2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yapmıştır. Bu görevde birçok projenin gerçekleşmesini sağlayan Ertürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı icra edilen psikolojik savaşta komutanlarının bu süreci iyi yönetmediğini ileri sürerek 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etmiş ve mücadelesine siyasi yaşamda devam etme kararı vermiştir. Halen Türkiye, Avrupa ve Amerika'da yayın yapan 25'i aşkın dergi, gazete ve internet gazeteciliği yapan sitede köşe yazarlığı yapmakta ve konferanslar vermektedir. Türker Ertürk'ün Ertürk evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Tarihçi yazarımız Mustafa Solak, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde 2010 yılında tamamladı. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 2004, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesini de 2017'de tamamladı. İlgi alanları Cumhuriyet Tarihi, Atatürk, Eğitim ve Laiklik. Yayınlanmış kitapları var Sayın Mustafa Solak'ın. Aynı zamanda panel sonunda dışarıda kitaplarını imzalayacaklar, onu da şimdiden duyurayım. 1. Şükrü Kaya, Atatürk'ün Bakanı. 2. Laikliği Doğru Anlamak. 3. Gayrimilli Eğitim. Süren kitap çalışmaları da var arkadaşımızın. Diyanetin Fetvaları, Kemalizm. Düzenli yazdığı yazılar Toplumsal Gazetesi ve Oda TV'dir. Görevleri ADD Bilim Danışma Kurulu üyesi, ADD Bağcılar Şube Başkanlığı. Ödülü 2013 yılında Yunus Nadi Araştırma Ödülü Şükrü Kaya kitabı ile almıştır arkadaşımız. Hoş geldiniz. Evet, üçüncü panelistimiz Barış Özel. 1985 Niğde doğumludur. 2008'de Erzurum Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Tekirdağ Malkara ilçesinde göreve başladı. 2014-2016 yılları arasında Eğitim İş Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2016'dan beri Eğitim İş Süleymanpaşa İlçe Başkanı ve Genel Merkez Delegesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. Evet, şimdi sizleri başta
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve devrim arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum.